Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa süre önce ülkemize satışa sunulan katlanabilir ekranlı modellerden biri Z Flip 5'i inceleyeceğiz. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 birlikte piyasaya çıktı. Ülkemizdeki fiyatları evet biraz normalin üzerinde. Neden? Zaten artık ülkemizde ucuza telefon kalmadığı için. Hani mesela bu cihazın 44 bin liraya çıkması bizi şaşırtmadı ki geçtiğimiz yıl mesela 20 küsür bin liradaydı. Dolayısıyla böyle bir %100'e yakın bir artış söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Ama yine de güzel bir cihaz olduğunu size baştan belirteyim. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Z Flip 4'ü yaklaşık olarak bir sene falan kullandım arkadaşlar. Yani bundan önceki telefonum Z Flip 4'tü ve Z Flip 5'in gelmesiyle birlikte bu cihaza geçtim ve yaklaşık olarak bu cihazda 10 gündür kullanıyorum. Şimdi size bu 10 günlük süreçteki deneyimlerimi aktaracağım ve Z Flip 4 ile Z Flip 5 arasındaki farklardan biraz bahsedeceğim. Artı şunu sorabilirsiniz. Ya bende 4 var, 5'e geçmem mantıklı olur mu? Ya da 3 var, 5'e geçmem mantıklı olur mu? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle olarak tasarımla başlayalım incelememize. Şunu söyleyebilirim. Hani dıştan baktığınızda Z Flip 4 ile Z Flip 5 arasında önemli bir fark var arkadaşlar. O da ne? Şu gördüğünüz ekran. Gördüğünüz gibi bu ekran Z Flip 5 ile birlikte büyümüş ve ön tarafın yani yaklaşık olarak 3'te 2'sini falan kapsıyor artık. Şurada gördüğünüz gibi 2 adet kameramız var ve bu kameralar hariç geri kalan tarafın ekran olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ekranın büyümesi bize pek çok avantaj sağlamış. Bunlara birazdan değineceğim. Tasarımla ilgili bir diğer önemli nokta ise arkadaşlar artık Flip modelinin tam olarak katlanıyor olması. Biliyorsunuz önceki Flip modellerinde şöyle katladığımız zaman arada bir boşluk kalıyordu. Samsung sonunda bu menteşe sorununu çözmüş. Yani telefonu katladığınızda tam olarak katlanıyor artık. Şunu sorabilirsiniz, ya tamam bunu çözdü ama acaba ekranı açtığımızda hani o orta kısımdaki ovallik hala duruyor mu? Evet arkadaşlar, orada bir ovallik, bir böyle orada hala bir kavis bulunuyor ama bu sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Yani şöyle baktığınız zaman o kavisi zaten göremiyorsunuz ama tabii elinizi sürdüğünüz zaman direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Oyun oynarken vesaire bu sizi etkilemiyor çünkü tam olarak ekranın ortasında olduğu için, hani ortaya bir kontrolcü de gelmediği için doğal olarak bu sizi etkilemiyor. Bunu merak edenler için söylemiş olalım. Telefon önceki nesline göre biraz daha hafiflemiş arkadaşlar. Yani bunu elinize aldığınızda direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Genel itibariyle tutuş hissiyatı vesaire aynı zaten. O tarafta fazla bir değişken yok. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Tasarım tarafında değineceğim son nokta ise tabii ki telefonun Tip-C girişi, power butonu ve ses açıp kapama butonu arkadaşlar. Bunlar yine telefonun sağ tarafında konumlandırılmış. Ekran altı parmak izi okuyucusu yok. Yine power butonunun üzerine konumlandırılmış parmak izi okuyucusu. Hatırlayacağınız üzere bir önceki nesilde de böyleydi. Ya acaba yüz tanıma yok mu diyenler için yüz tanıma var. Ama burada hani yapay zekaya dayalı bir yüz tanıma olduğu için çok fazla verim alamayabilirsiniz. Bunu da size belirteyim. Yani yüz tanıma bazen yüzünüzü tanıyor, bazen tanımıyor. Atıyorum sakalınız uzuyor, tanımıyor. Sakalınızı kesiyorsunuz, tanımıyor. Bu gibi sorunlar mevcut. Z Flip 4'te de mevcuttu arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazımızın teknik özelliklerine. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti var arkadaşlar. Bu Yonga seti Samsung'a özel olarak bir overclock işleminden vesaire geçmiş. Ha, geçmese ne olacak diyecektiniz. Yani sonuçta bugün Snapdragon 8 Gen 2'nin çalıştıramayacağı herhangi bir oyun ya da uygulama söz konusu değil. Cihaz fazla ısınmıyor. Bunu da belirteyim sizlere. Yani ben çeşitli oyunlar vesaire oynadım. Bu süreçte cihazın çok ısınmadığını söyleyebilirim rahatlıkla sizlere. Onun haricinde teknik özellikler tarafında minimum depolama 256 GB'a çıkarılmış. Bir önceki nesilde 128 GB'tı arkadaşlar. Şu anda bu cihazın en düşük depolama alanı 256 GB. Bu güzel. Çünkü artık 128 GB yeterli olmuyor. Malum biliyorsunuz bu cihazda hafıza kartı yuvası vesaire de yok. Eğer cloud servislerine vesaire para ödemek de istemiyorsanız 256 GB'lık bir cihaz olması tabii ki sizin açınızdan da daha iyi olacaktır. Gelelim renk seçeneklerine arkadaşlar. Burada renk seçenekleri biraz daha çeşitlendirilmiş. Görüyorsunuz kutunun üzerinde zaten şurada renk seçenekleri belirtiliyor. Yine klasik beyaz, mavi falan renkler var. Şu elimde görmüş olduğunuz altın sarısı gibi bir renk. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Bu arada kutuyu göstermişken kutu içeriğinden belki bahsedersiniz de. Kutu içeriğinde bir içerik yok arkadaşlar. Sadece telefon çıkıyor ve şarj kablosu çıkıyor. Onun haricinde bir şey yok. Gördüğünüz gibi zaten son derece ince bir kutu. Bu kutu içerisinden sadece
telefonla şarj kablosu çıkıyor. Yani adaptördür, kulaklıktır vesaire. Bunların çıkmadığını zaten artık biliyoruz ve alıştık diyebiliriz. Şimdi gelelim cihazımızın kullanılabilirliğine arkadaşlar, ki bence telefonda en önemli şey zaten kullanılabilirlik. Şunu parantez içinde söylemek istiyorum sizlere. Kameralar Z Flip 4 ile aynı. Sadece ön kamerada bir diyafram aralığında bir ufak bir değişim var. Onun haricinde kameralarla oynamamış Samsung. Yani diyor ki bu telefonu alan kameradan öyle aman aman bir şey beklemesin. Bir tane 12 megapiksellik geniş açı kamerası, bir tane 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası koymuş. Ve bu iki kamera yani orta segment bir fotoğraf performansı sunuyor sizlere. Yani iyi bir fotoğraf performansı sunuyor mu diye soracak olursanız arkadaşlar, dürüst olayım, sunmuyor. Yani şimdi atıyorum bir S23'ten beklediğiniz, S23'ten aldığınız fotoğraf kalitesini bu cihazdan alamıyorsunuz. Eğer o kalitede bir fotoğraf istiyorsanız ve ille de telefonun katlanabilir ekranlı olsun istiyorsanız, o zaman Fold 5'e bakacaksınız. Çünkü Fold 5'in kameraları Flip 5 ile kıyaslandığında cidden daha iyi. Tabii şu da var. Yani ne bileyim hani kameralar çok iyi değil. Sistem biraz daha düşük tutularak fiyat daha düşük olamaz mıydı? Bu insanın aklına gelmiyor değil arkadaşlar. Belki burada ekran ve menteşe tarafında biraz fiyat problemleri vardır ama ne bileyim yani Qualcomm'un belki Snapdragon hani 8 Gen 2 yerine bu Dimensity de olabilir mesela. Orta segmente hitap eden 600 serisi var Snapdragon'da. MediaTek'te yine Dimensity tarafında yine 5G destekli yonga setleri var. Onları kullanarak belki daha ucuz olamaz mıydı telefon? Olabilirdi. Yani şimdi günümüzde 40 bin liranın üzerinde bir fiyata telefon alıp fotoğraf kalitesinden memnun kalmamak biraz kötü hissettiriyor insanı. Ama dediğim gibi burada mesele fotoğraf kalitesi değil, katlanabilir ekran teknolojisine geçmiş olmak. Katlanabilir ekran tarafında bu telefonun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçülüyor. Yani bunu cebinize vesaire rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Özellikle kadınlar çantalarında falan rahatlıkla taşıyabiliyorlar. Bu güzel bir şey. Aynı zamanda kadınlar bunu artık aynı olarak da kullanabiliyorlar arkadaşlar. Şöyle iki kere power tuşuna bastığınızda direkt olarak şöyle aynı oluyor. Gayet güzel büyük bir ekran. Bakın şöyle göstereyim size de. Büyük bir ekran ve büyük bir ekran olduğu için de aynı olarak kullanılması son derece verimli. Bu gerçekten güzel olmuş. Tabii ki bu ekranın sağladığı tek avantaj aynı olarak kullanılması değil. Birazdan bunlara değineceğim. Şimdi teknik özelliklerden bahsettik, kameradan bahsettik, biraz tasarımdan bahsettik ve geldik arkadaşlar bu cihazın en önemli özelliği olan şu arka ekran olayına. Biliyorsunuz Z Flip 4 ve 3'te bu ekran küçüktü ve 5 ile birlikte nihayet kapak boyutuna ulaştı. Belki bir tık daha büyütülebilir arkadaşlar. Ne bileyim şu ekran mesela kameralar delikli ekran tasarımı dediğimiz bir tasarım çizgisi var ya, ona dönüştürülebilir. Bu çerçeveler daha da inceltilebilir vesaire. Tabii bunu Samsung yaparsa ileride göreceğiz. Bu ekran arkadaşlar büyümesiyle birlikte birçok yetenek kazanmış. Öncelikli olarak şu, önceki nesilde misal bir e-posta geldiğinizde bu e-postaya bakamıyordunuz. Artık bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin bir fotoğraf gönderildiğinde size fotoğrafı göremiyordunuz. Fotoğrafı görmek için telefonun kapağını açmanız gerekiyordu. Artık buna da gerek yok. Direkt olarak buradan görüp cevap yazabiliyorsunuz. Bazı uygulamaları yine bu kapak ekranında çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin Netflix, YouTube, WhatsApp gibi uygulamaları kapak ekranında çalıştırabiliyorsunuz. Yani örneğin kapağı açmadan Netflix'i buradan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle elinize de oturuyor. Hani ya bu küçük ekran bana yeterli diyorsanız direkt olarak Netflix'i bu ekrandan izleyebiliyorsunuz. Bunlar ekranımızın yeni özellikleri. Daha işlevsel olmuş. Bir de önceki nesilde yine var olan ana kamerayla selfie fotoğrafı çekme gibi özellikler var ki mesela şöyle tutuyorsunuz. Direkt olarak ana kameralarla selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz ki bu da gayet başarılı. Yani bu ekranda güzel widgetler vesaire var, arayüzler var. Onları mağazasına girerek bakıyorsunuz. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Oradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben genel olarak telefondan memnun kaldım. Zaten Z Flip 4'ten de memnundum. Sadece bu telefonda eleştireceğim şey arkadaşlar fiyatının biraz yüksek olması. Yani tamam Türkiye şartlarında evet belki yani ucuza telefon kalmadı. Şu anda bir iPhone'un Pro Max'in işte en yüksek versiyonunu 90 bin liraya yakın bir paradan alıyoruz. Belki önümüzdeki günlerde onu da alamayacağız muhtemelen. 100 bin liraları aşacak. Muhtemelen iPhone 15 bu Eylül'de tanıtılacak biliyorsunuz. Fiyatı 100 bin liraya aşmış olacak. Dolayısıyla artık hani bazı şeylere şaşırmıyoruz. Dolayısıyla hani bu telefonun da 40-44 bin civarında olması çok mu? Bu yorumu size bırakıyorum. Elbette piyasaya baktığımız zaman 20 bin liralara, 25 bin liralara vesaire telefonlar var. Ama şunu söyleyebilirim sizlere. Ya hani ekranın, ön ekranın büyük olması benim için çok da önemli değil. Küçük de olsa işimi görürdü diyorsanız. Flip 3'e bakabilirsiniz. Ya da Flip 4'e bakabilirsiniz. Onların fiyatları daha uygun. Hatta Flip 3 bayağı bir uygun arkadaşlar şu anda. Böylece siz de katlanabilir ekran teknolojisine geçmiş olursunuz. Evet, bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden
elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.